Efendim bültenimize başlayacağız. Bir bağlantımız var. Diyarbakır'da siber takibi alınan yasa dışı bahis çetesi üyeleri ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Diyarbakır Emniyeti'nin operasyonunun detaylarını CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktaracak. Nihat Uludağ, günaydın. Ayrıntılar nedir acaba? Günaydın Samet Güner. Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetelerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis çetelerini 2 aylık teknik ve fiziki takibe aldı ve ardından da çete üyelerinin ev adresleri ve iş yerleri tespit edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve yapılan operasyonlarda Samet Güner 12 kişi yasa dışı bahis çete üyesi, aralarında çete yöneticilerinde bulunduğu 12 kişi kıskıvrak yakalandı, gözaltına alındı. Peki bu çete nasıl bir çeteydi? Nasıl yasa dışı bahis oynatıyorlardı? O da ilginç ayrıntılar var aslında orada da. Şöyle ki Samet Güner, yasa dışı bahis çetesinin yasa dışı bahis oynatmak için internet kafeleri kullandığı tespit edildi ve özel olarak yaptırdıkları internet kafelerin camlarını polis takiplerinden korunmak için koyu renk cam seçtikleri ve kapıları sürekli kilit tuttukları ve tanıdıkları yasa dışı bahis oyuncularını içeri aldıkları ve yasa dışı bahis oynayan kişilerin içeri girmesinin ardından yeniden kapıları kilitleyerek kilitli kapıları ardından internet kafeler üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları da tespit edildi. Tabii çete üyelerinin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı dedik. Burada çok sayıda dijital materyaller, hard diskler, bilgisayarlara el konuldu ve böylece çetenin bütün tekniği de deşifre edilmiş oldu. Tabii yürütülen soruşturma kapsamında Samet Güner, çete üyelerinin hesap kayıtları da incelendi ve yapılan incelemelerde de yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 2 milyon liralık bir para hacmine de ulaşıldı ve böylece 12 kişi Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce sorgulandı, ifadeleri alındı ve ifade alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi ve çete üyesi 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samet Güler. Teşekkür ediyoruz. Nihat Uludağ aktardı Diyarbakır'da yapılan operasyonun ayrıntılarını. Devam edelim.